Efendim merhaba. Bugün kanalizde 26 yaşında bir kadın, kendisi bir eğitimci. Sanatın birçok dalına merakının ilgisinin olduğunu belirtti. Ama bir türlü profesyonel bir adım atmamış kendisi. Evlilik ve kariyer konularını da merak ediyor. Analize geçmeden önce eğitim videolarımız hazır. Eğer ilginiz varsa bu konulara öğrenmek istiyorsanız el çizgilerini, eğitim videolarına, kurslara, açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Analize geçelim. Evet, bu ele ilk baktığımda, aktif elimiz sağ bu arada, hemen baş parmağının şu ince beli gözüme çarptı. Yani parmak bu kısımda bayağı daralıyor. Tabii ki bunun bir anlamı var. Kendisinin her şeyi hünerli ve diplomatik bir yolla yapması ve incelik dolu bir tabiata işaret. İnsanlara, kişilere doğru bir şekilde yaklaşmak kendisinin kişisel kabiliyetlerinden en önemlilerinden biridir. Hayattaki amaç ve hedeflerine, insanları yormadan iyi yöntemler kullanarak e, yapar. Kendisinin iyi özelliklerinden biridir. Bu ince belle beraber şu kısmın uzun olması öne göre yani uç kısma göre zihinsel güçle beraber incelik, parlak ve diplomatik bir zekaya işarettir. Evet bu özellikler çok iyi. Umarım bunları iyi değerlendiriyordur ki hayatta kendisine başarılar getirebilsin. İki elde de Satürn parmağının güneşe döndüğünü görüyoruz. Güneş parmağına doğru. Şöyle, bunda da böyle, bunda da böyle. Diğer parmakların hepsi düz. Sadece Satürn güneşe doğru dönmüş. Alışa gelmiş ailevi sorumluluklar, rutin standart işler kesinlikle kendisine göre değildir. Bu işleri yapar ama isteksiz yapar. Onun için kendisinin profesyonel iş hayatına atılması lazım. Girişimcilik yapması lazım. Veyahut da sanatla ilgilenmesi lazım. Yani alışılmışın dışında işlerle ilgilenmek ve bu işlerin uzmanı profesyonel olmak kendisi için daha iyi gerçekten çok düz uzun parmaklar var görüyorsunuz pürüzsüz düz parmaklar elin yapısı da uzun bir şekilde zaten bu kendisinin sanata merakını da buradan bize tekrardan belirtiyor kendisi de zaten e-mailinde belirtmişti kendisi çabuk düşünen ama akıl yürütmekten çok ilhamla hareket eden bir özelliği sahiptir bununla beraber özellikle eğimli akıl çizgisi de bu yönde destekleyici özellikle sorelde şöyle ay doğru düşmüş. Bu da hafif eğimli ama fazla değil. Normal bir seviyede. E, pratik yönde değil. Daha çok hislerine güvenme. Burada altıncı hissinin de güçlü olduğunu belirten Ring of Solomon var zaten. Ve şu bölümde uzun, elinin şu bölümü uzun. Yanlaması da dar bir el. Bu hislerle hareket etme, öngörülerinin iyi olması anlamında olumlu. Sanata yatkın bir el e, yapı olarak. Gerçekten çok detaycılık, analiz gerektiren işlerde mesela parmakları düğümlü olanlara göre e, karşı biraz daha zayıflırlar. Onlar daha iyidir bu konularda. Kendisinin düz parmakları tabii bu yaş ilerledikçe değişebilir ama şu an için kendisi 26 yaşında parmaklar düz ilerliyor. Çok fazla e, olayların derinine inmeyen, yüzeysel halleden e, sezgisel halleden bir özelliği var. Yani kanıtlara dayandırmaz olayları ne istiyorsa hissediyorsa ona göre hareket eder. Aslında baktığımızda parmakların şu kısımlarını uzun görüyoruz. Baya. Özellikle Merkür parmağı da şöyle. Satürn parmağında da öyle. Yani şu orta bölümlere göre veya da şu alt bölümlere göre daha uzun. Bu mental gücünün aslında iyi olduğunu söylüyor bize. Ama çok pratik yönde olmadığını da belirtebilir. Eğer orta bölümler uzun olsaydı şu bölümler hakim olsaydı daha pratik bir yönde denilebilirdi. Özellikle Satürn'ün uç kısmının uzun oluşu Kendisinin bilge bir karakter olma yönünde ilerlediği şu bölümün uzun oluşu bakarsanız şu kısım şöyle çizgiyi çekersek burası daha dar buraya göre ee, buradan e, bu özellik daha baskın Güneş parmağında şu kısmının uzunluğu güçlü baskın bir birey olma anlamındadır ve korumacıdır Merkür parmağında şu uç kısımlarının uzun oluşu gerçekten çok uzun belirgin. İyi bir iletişimci olduğundan bahsetmiştik baş parmakta da boğumundan dolayı burada da yine bizi onaylar biçimde. ve gerçekten güçlü, dominant bir e, uzun parmak var merkür parmağı bu kendisinin kolaylıkla pes etmeyen, konuşmaktan yorulmayan, konuşmayı seven ama bu konuşmalar genelde yavaş konuşan birini olduğunu düşünüyorum tane tane anlaşılır net bir dili olduğunu düşünüyorum birinci ve ikinci boğumlarda çok fazla dik çizgi var. Şöyle. Bu kendisinin çok sevilen sayılan biri olduğunun göstergelerinden biridir. E, çevresince, iş arkadaşlarını sevilen sayılan biri. Uç kısımlarındaki çizgiler ve bu çekilme sanki suyu çekilmiş gibi bir durum var görüyorsunuz. Bu da yeterli seviyede su içmediği e, anlamına geliyor. Şöyle. Şöyle yatay çizgilerde gerginlikler, sinirsel gerginlikler, iyi dinlenmeme olabilir. Şu çizgiler var mesela çok fazla çatlak çizgiler uçtaki. Yani parmağın ucundaki dikey ve yatay çizgiler semboller dışında pek olumlu değildir. E, bu yönde sıvı tüketimine özen göstermesi lazım ve dinlenmesine de özen göstermesi lazım. Belki çok çalışıyor olabilir veyahut da diğer sinirsel gerginlikler yaşıyor olabilir. Genelde elinin yapısı böyle uzun eller, çok tertipli ve düzenli kişilerdir. E, şuradaki satürn ve güneş parmağı arasındaki şu el izi görüyorsunuz şöyle. Şu şekilde oluşum varsa bu da çok e, disiplinli ve dikkatli, tertipli anlamına geliyor. E, düzenli birisi. E, bir diğer durum burada düşük ay tepesi. Görüyorsunuz fazla gelişkin değil. elde de aşağı doğru düşmüş. E, ve bu e, bahsettiği gibi sanatla ilgili çok ilgisini, merakının olduğunu ama bir sürü profesyonelleşmediğini söyledi. Belki de bu bununla bağlantılı olabilir. Kendisi kolaylıkla hayal gücü tarafından sınırlanır. E, hayal güçlerini daha özgür bırakması gerekebilir bu sanatsal olaylarda. Bir sınırlama olabilir her zaman kendisi açısından bu Ay Tepesi'nin fazla gelişmemesi. Yani kolaylıkla hayaller alemine dalamaz. Bazen dalmak gerekiyor biliyorsunuz ilham gelmesi için. Belki bu yönde bir zayıflığı olabilir. Bazen de bu düşük Ay Tepeleri çok savaşçı, bazen katı yürekli ve materyalist davranışlarda gözlemlenebilir. Kolaylıkla böyle insanlara duygu sömürüsü yapamazsınız. Kendinizi inandırmanız bayağı güç olabilir. Aşk hayatında da şanslı olabilirler. E, aşk hayatlarında iyi olabilirler yani. Mutlu olabilirler. Evet, diğer yandan baktığımızda burada Venüs halkamız var, görüyorsunuz. Net bir halka ve kalp çizgimiz var. E, bu kalp çizgisi bakıldığında şöyle Jüpiter parmağından geliyor. Şöyle net dallar var. Bir, iki, püsküllü hatta şöyle gelen bir tane daha var. Net bir şekilde. Ondan sonra şu, yaklaşık bu 28 yaşlarından sonra çizgi daha e, geniş çaplı ilerlemeye başlıyor. Koparak ilerlemeye başlıyor fark ettiyseniz. Ve adacıklar var çok fazla. belli, belli belirsiz çizgiler de var. Şimdi bu değişime işarettir. Özellikle bu yaşlar 27, 28, 29 yaşlarına kadar çizgiler çok net ve belirgin değil mi? Ondan sonra değişiyor. Ondan sonra tekrar bir değişim var. Kaynaktan beslenen kalp çizgimiz çok iyi bir çizgiden olduğundan bahsederiz değil mi? Jüpiter parmağına geliyor. Yani kaynağın direkt geldiği noktadan besleniyor. Bu fiziksel açıdan, duygusal açıdan normal olan, beklenen bir çizgi budur daha dışa dönük, yardımsever, başkalarını da düşünen, çok fazla bencil olmayan, mesela bu Ay tepesinin olumsuz özelliklerini kıran bir çizgi bu, bu yönden bakıldığında. Belki de bu zayıflıklar görünmüyordur kendisine, kalp çizgisinden dolayı. Belki sadece hayal durumundan etkileniyordur ama bu veya bu katı durum veyahut da materyalist durum burada net bir şekilde kırılıyor olabilir, özellikle bu döneme kadar. Normalde böyle püsküllü giden çizgiler, üç tane çatal var mesela aynı noktaya gidiyor net çizgiler. Çok cömert dediğimiz gibi yardımsever, sıcakkanlı birisi. Bu değişime uğruyor işte. Bu dönemden sonra bu çizginin değişmesi, 28 yaşlarından sonra değişmesi artık belki daha bencil, daha dikkatli, kime sevgisini göstereceği konusunda daha dikkatli, daha az fedakarlık göstermeye başlayabilir. Çünkü bu buraya gelen çizgiler genelde çok başkalarını düşünen, kendisi kadar belki kendisinden daha çok başkalarını düşünen biriyken artık sorgulamaya başlayan birisine doğru dönüşüyor yaş ilerledikçe. Bu çizgiler burada bozulmaya başlıyor. Bu birçok kişi de böyledir zaten. Bu bazen de kan mesela sağlıklı beslenirse bu aynı zamanda kanın pompalanması beyne değil mi? Beyni ne kadar normal temiz bir kan pompalanırsa o kadar daha sağlıklı olur. Eğer sağlığına özen gösterirse mesela bu çizgiler daha verimli olmaya doğru yönelir. Ve daha olumlu olur. Yani bu istikrar devam eder. Değişime vurmaz fazla. Ama genelde de bu böyledir. Birçok kişi de bu değişim gö gözlemleniyor. Yani kısacası bu dönemden sonra, 29'dan sonra daha kararsız, kime sevgisini nasıl göstereceği konusunda emin olmama durumları gözlemlenebilir. Daha temkinli davranma anlamında. Belki de bu dönemden sonra bu düşük ay tepesi nitelikleri gözlemlenebilir kendisinde. Aynı zamanda buradaki net Venüs halkası kapalı bir halka insanların niyetlerini çok çabuk anlayan, e, onları çözen bir özelliği var. İyi mi, kötü mü hemen anlayan bir birisi aynı zamanda. Kalp çizgisinin bu kısmı daraltması, bu kısım çok daralıyor mesela kalp çizgisine. Kendisinin duygusal bir hassas olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Venüs halkasıyla beraber bu hassasiyetlik, duygusallık, kırılganlık, alınganlık daha yüksek olabilir. Yani çok hassas bir yapısı var. Aynı zamanda Venüs halkamız burada kendisini çok alımlı, zarif ve çekici bir olduğunu da söylüyor. Özellikle... Güneş parmağında uzun oluşu Jüpiter'e göre burada da öyle. Bu gerçekten dikkat çeken, fark edilen biri. Genelde güneş parmağı uzun olan kişiler erkek veya kadın bir şekilde evlenir. Fark edilen kişilerdir zaten. E, pek sorun yaşamazlar bu konuda. Özellikle kendisinde de Venüs halkasının oluşu bunu daha da güçlendiriyor fark edilmeyi. Evlilik konusundan bahsetmişken aile zincirinin çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz aile bağlarının. Burada yine diğer evlilik çizgisi biraz üst kısımda kalmış. Geç evlilik gibi görülüyor ama burada özel bir işaret var. Mesela evlilik çizgisindeki bu yav işareti olması bu varlıklı biriyle evlenme ihtimalini gerçekten çok yükseltiyor. Yüksek mertebede biriyle evlenme ihtimalini güçlendiriyor. Geç döneme denk biraz bu. Yani bir 35 yaşlarına denk gelebilir bu evlilik. Belki biraz daha erken. Ama 30 yaşından önce değil. Aynı zamanda yav işareti de kapalı net bir yav işareti. Bu da evlilik konusunda yine olumlu bir işaret. ilişkiler konusunda maddi konularda, sağlık açısından da iyi. Merkür evlilik çizgilerine geldiğimizde iki elde de bu sol el. Sol elde de çok fazla çizgi var. Gerçekten görünen, görünmeyen, net olan olmayan çok fazla çizgi var. Bakın yaklaştıkça daha da çizgiler veriliyor. Bu bu elde de bu şekilde şöyle görülen çizgiler böyle ince çizgiler de çok fazla. Şimdi normalde bu kadar çok çizgi oluşu iki elde de kendisinin her yaş dönemine denk geliyor. Erken dönemler, geç dönem her döneme denk geliyor ama esas güçlü çizgiler yine orta yaşlara denk geliyor şuradakiler. Yine 30-35 yaşlarına bu baş parmaktaki gibi. Sol el ve sağ eldeki çizgilerin yoğunluğu, çokluğu kendisinin nasıl görüyorsa bu konularda, nasıl tabir ediyorsa, hayalleri neyse dışarıya da yansıttığı o ki bu şansını daha da yükseltiyor aradığı kişiyi bulma konusunda. Ve aradığı kişideki özellikler diş görünüş Öne özellikle mesela bu kalp çizgisine yakın oluşu e fiziksel görünümüne önem veren kariyeri maddi konularda da iyi olması gerekiyor. Çünkü her dönemde çizgi var. Yani dört dörtlük biri olması lazım bulacağı kişi. Çok ayrıntıcı, detaycı gerçekten seçici biri. Buradan düşen dikey çizgiler neyse ki evlilik çizgisinden daha derin değil. Normal seviyede düşüyor bu çizgiler. Evlilik çizgileri daha baskın. Bu kadınsal hormonların iyi olduğu, hormonların dengesinin iyi olduğu ve çocuk sahibi olma konusunda sorun yaşayacağını düşünmüyorum sağlık sorunu. Bu bilek çizgisi de düz ilerliyor. Bu yönde destekleyici bir sorun olmaz bu konuda. Hayat çizgisine baktığımızda çok fazla yukarıya doğru çıkan çizgiler var görüyorsunuz şöyle. Çok fazla her döneminde var her üç yılda bir var yukarıya çıkan çizgiler bu yaklaşık 48 50 yaşlarına kadar böyle bu her üç yıldaki çıkış hayatının yükseliş dönemleri sürekli yükselişte olacağı her şeyi daha da ilerleteceği üstüne koyarak ilerleyeceği anlamına geliyor. Bunlar gerçekten güzel çıkış çizgileri bu çizgilerin efor çizgilerinin anlamı emeklerinin karşılığını almak evlilikler olabilir. Çocuk sahibi olmak, terfi almak yani birden çok anlamı var. Maddi gelirler, beklenmedik gelirler, miras. Aklınıza gelebilecek hayata dair bütün olumlu olayların belirtisi anlamına geliyor bu çıkan çizgiler yukarıya doğru. Bu olaylar biterken çok fazla da aşağı inen çizgiler var. Çok sızıntı çizgisi gibi değil, net çizgiler bunlar. Kendisinin yine seyahatlerle ilgili sorusu var, yurt dışı ile ilgili. Ee, gerçekten seyahat etmeyi seven hayatının bir parçası haline getirmek isteyen bir denilebilir. Sürekli şehir değiştiren veya da de ülke değiştirmek isteyen. Bakın çizgiler şöyle hep çıkıyor aşağı doğru giden çizgiler var. Bazen bu çizgiler böyle belirsiz böyle e, çok kırık çatlak şekilde ilerlediği zaman bunlar enerji kayıpları olabiliyor ama bunlar sanki daha çok Ay tepesine yönelen değişim çizgileri gibi duruyor burada. Ay tepesine baktığımızda yine seyahat ve göç çizgileri mevcut. Şöyle çok net çizgiler var gerçekten. Yani eğer istiyorsa bu mümkün. Gerçekleşmesi yüksek ihtimal. E İmirliğinde de bahsetti. E Göçlerle ilgili, seyahatlerle ilgili durumları. Şuraya baktığımızda burada da bu işaretler var. Yine benzer. Bunlar gerçekten güçlü. Hayat çizgisinde de derin çatallı oluşu. Bu da yine e başka yere göç etme anlamında olumlu bir çizgi. Çizginin ikisinde. de dönmesi içeriye doğru çatalların bu ne kadar uzaklaşsa da bir şekilde dönmek isteyeceği anlamına geliyor ait olduğu yere. Bu anlamda böyle ama şu an için değerlendirmek istemesi gayet normal ki değerlendirsin de ama yine gelmek isteyeceği yer dönmek isteyeceği yer buralar olur büyük ihtimal. Bu da güzel bir durum. Yine burada bilek çizgilerinden doğan çizgiler var. Ay tepesine doğru giden veyahut da sadece kısa kalan. Bunlar da yine göç bağlantılı olabilir ve e, yüksek mertebeye gelme toplum gözünde e, iyi seviyelere gelme anlamına da gelebilir bunlar. Bunlar da güzel olumlu çizgiler. Diğer yönden baktığımızda avucun içinde major çizgilere göre diğer çizgileri zayıf görüyoruz. İşte güneş çizgisi, kader çizgileri, diğer çizgiler, merkür çizgilerini daha zayıf görüyoruz. Fark etmişsinizdir hemen. major çizgiler net, öbürküler belli belirsiz. Stres çizgileri de aynı yoğunlukta. Bu elindeki Kader çizgisi daha yoğun ve net belirgin olan kişilere göre daha çok mücadele etmesi, şansını kendi yaratması anlamında okunabilir. Yani kendi lehine doğal avantajlar elde etmesi için biraz daha çok çaba sarf etmesi lazım. Baktığımızda kader çizgisi şöyle geliyor. Şurada bir kopma var. Sonra şu şekilde şöyle ilerliyor. Şuradan bir ayrılan dal var. Bu Jüpiter'e doğru gidiyor bir anda. Satürn'e gitmesi gerekirken kader çizgimiz şöyle Jüpiter'e doğru gidiyor. Şurada bir seyrelmeler var ama bir şekilde Jüpiter'e gidiyor. Aynı zamanda şuradan yine güneş çizgisine daha erken dönemlerde ayrılan çizgiler var. Buralarda da Satürn'e gitmesi gerekirken yönlerinin Güneş'e doğru döndüğünü görüyoruz hepsinin. Şu da şöyle. Yine burada doğan başka çizgiler var. Tamamıyla yön değiştirmiş yani. Burası boş kalmış. Enteresan değil mi? Özellikle şurada Jüpiter'e giden 30 yaşlarında var. 30 yaşlarına bir değişim demek bu Jüpiter'e doğru yönlenmesi. Buradaki güneş çizgisine de gitme, erken dönemlerde güneşten etkilenme. Yani Satürn yerine başka gezegenlerden etkilenme. Bu kendisinin başka fikirlere sahip olma sürekli, fikir değişiklikleri, ikilemlerde kalma ilgi alanının başka konulara dağılması, yayılması anlamına geliyor. Bu işte meslek değişimleri, yaşadığın şehri değiştirme, ülkeyi değiştirme, giyim tarzı, yaşam tarzı yani bir, bir yığın değişiklik anlamına gelebilir ki bunlar da e, normal. Tabii bu çizgilerde çok fazla e, kopmalar ve seyrelmeler var. Bunlar da istikrarsızlıklar olabilir, belirsizlikler olabilir kariyerinde. Bunları kesen stres çizgileri de var. Ama stres çizgilerine baktığımızda stres çizgileri bu kader çizgilerinden daha derin değil. Yani taşıyabilecek şekilde yükler geliyor sırtına denilebilir. Bunlar da bir şekilde problemleri aşıyor, çizgiler de devam ediyor. Yani major çizgiler gibi derin gelen stres çizgileri yok. Sadece kader çizgisi, iradesinin derinliği kadar gelen e, stres çizgileri var. Çizgiler bayağı çok aslında, çok fazla stres çizgisi var. Yani her döneminde var denilebilir, her dönemi kesen çizgi var burada. Ve bunlar da bu çıkış çizgileriyle beraber zaten bir şeyleri elde ederken bir stresle yaşıyorsunuz. Bunlar da onlarla bağlantılıdır. Durduk yere güzel şeylere bir anda oluşmuyor. Mutlaka bir şeylere katlanmak zorunda kalıyorsunuz. 30 yaşından itibaren özellikle 30 yaşından itibaren Jüpiter'e gitmesi kendisinin başarısı daha çok azimli olma, hırs yapma, başkalarının desteğini alma gibi durumlardan gelecektir. Özellikle 30 yaşından sonra Jüpiter'e doğru dallanması kader çizgisinin bu kendi başarısını daha çok komuta etme, hırslı olma, azimli olma, başkalarının desteğini alarak ilerleme yönleri ağır basacak. Bunlar hayatında etkili olacaktır. Burada zaten Jüpiter'e çıkan yine hırs, azim çizgileri var. Şöyle iki tane ve çizgiler çok net bir şekilde ilerliyor. Bu hırsla, azimle elde etme ve istediklerini elde etme hayatında çizgiler istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Yani ne isterse koyduğu hedefleri gerçekleştirebilir. Bunlar o kadar zor değil kendisi için. Güneş çizgisinin etkisi daha erken yaşlarda başlıyor. Eminim bu erken yaşlardan itibaren kendisini daha özel hissetme, daha şanslı, daha farklı hissetme durumları başlamıştır. Bu tabii daha erken yaşlar, bu 18-20 yaşları arası olabilir başladığı nokta. Bu etkilenme özellikle güneş yani Apollo'dan etkilenme Kendisinin sanatla ilgili yine burada tabii sanattan bahsetmişti Sanata ilgi duyma, yeteneklerini keşfetme, zihinlere ve beyinlere hitap eden, göze hitap eden işlerde başarılı, yetenekli olma, ilgi alanlarının bu tarafa kayması. Yine ticaret ve para kazanma fikrinin erken yaşlarda başlaması da aynı anlamda. Burada ikinci güneş çizgisinin yani kader çizgisinden doğan güneş çizgisi gibi sayıyoruz artık. Bir yandan da aslında kader çizgisi bunlar, irade çizgileri. 30 yaşında bunun başlaması bazen evlilik ihtimalini yükseltiyor. 30, 31, 32. Bu dönemlerde de evlilik ihtimali yüksek olabilir. Bu iki çizginin, irade çizgisi yani kader çizgisinin böyle ayrılması hem Jüpiter'e hem Güneş'e bu kendi yetenek ve kabiliyetlerinin kendisine isim yapması ve para kazandırması anlamında olumludur. Tabii ki bu çizgiler daha net, daha belirgin olsaydı şansı daha yüksekti. Şimdi daha çok zorlaması lazım. Bunu zaten bahsetmiştik bundan. Burada hayat çizgisiyle Akıl çizgisinin ayrı başladığını görüyoruz şöyle. Mesafe bayağı yüksek görüyorsunuz şurada. Şurası hayat çizgisi, burası akıl çizgisi. Bu kendi başına hareket etmeyi seven, bağımsız ve özgür düşünceye aşık. Bu çok önemli kendisi için. Özgür olmak, düşüncelerini özgür bırakmak ve başka, başkalarına bağlı kalmamak çok önemli. Aynı zamanda girişimci ve hazır cevap yönleri de güçlüdür. Bu mesafe ne kadar açılırsa o kadar çok dürtüsel ve gözü pek davranışlar sergileyebilir. Mesafe uzadıkça bu davranışlar yüksektir. Hala hazırda gayet yüksek bu davranışları denilebilir. Burada akıl çizgimiz 30 yaşlarına kadar çok sığ ve geniş ilerliyor. Görmüşsünüzdür şöyle. Burada akıl çizgimiz 30 yaşlarına kadar çok geniş ve sığ ilerliyor şu noktaya kadar. Sonra şurada bir dallanma var şöyle. Stres çizgisi de karışıyor oraya gerçi ama şöyle bir çizgi var. Yani şu döneme kadar 30 yaşlarına kadar sığ ondan sonra çok net düzgün ilerleyen bir çizgi. Geniş ve sığ ilerleyen bir durum var bu yaşlara kadar, 30'lara kadar. Bu ailesinin desteğini sonuna kadar aldığı maddi ve manevi konularda kendisini fazla zorlamadığı, rahat davrandığı anlamına geliyor. Yani bir şekilde kendisini tembelleştirmek, zorlamamak anlamına geliyor. E, kafa yormamak bazı konulara. Annesinin, babasının ve hatta kimse yakınlarının onun yerine onların düşünmesi anlamına gelebiliyor bazen. Belki de bu kadar çizgilerinin zayıflamasına sebebiyet veren buradaki durum olabilir. Bazen diğer olumlu özelliklerinin de seviyesini düşürebiliyor bu. Güçlü tepelerin mesela Jüpiter'in güçlü özelliklerini azaltabiliyor bu. Ee, fazla zorlamamak kendini, rahat davranmak ee, bu özellikle erken dönemde. Gerçekten kendisi için düşünmeye başladığı dönemler yine 30 yaşından sonra başlayacak. Şu şu kesim vardı ya şuradan ayrılan yine 30 yaş bu dönemlerde de çizgi Tek bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Artık daha bağımsız kendisini düşünen daha az tembel denilebilir. Daha çok çalışmaya başlayacak, daha çok kafa yormaya başlayacak. Bu dönemlerden sonra olumlu yönde ilerlemeler var. Buradaki görülen durum adacık değil. Şuradan gelen bir stres çizgisi var giden. Buradaki çizgi de bu çift ilerleyen bir durum var burada akıl çizgisinin. Bu burada duruyor. Bu adacık gibi görünüyor ama bu bağımsız bir adacık değil. Bu çizgilerin birleşiminden oluşan bir durum burada. Tam bu sığ ilerleme, geniş ilerleme burada daha net görülüyor. Mesela şu çizgiye baktığın zaman bir tam tabiri burada. Ama bu durumlarda benzer durumlar buradaki. Ama bu dediğim gibi 29-30 yaşından sonra çok iyi bir eğime doğru ilerliyor bu çizgi. Bu hayat çizgisinden doğan efor çizgileri de bu 28-29 yaşından sonra daha net ve daha uzun olmaya başlıyor bu döneme göre. Yani çok da öyle rahata bağlayan bir değil ama bu durum değişimi gözlemleniyor burada da. Buradaki çizgiler daha net ve kesin bir şekilde yukarıya doğru çıkıyor. Bu sol elde de böyleydi. Şöyle bakalım. Evet bakın burada da böyle. Bu dönemden sonra daha net çizgileri. Ondan erken dönemler daha zayıf ve durum da aynı burada. Solar'da de aynı. Bakın. Yani şu döneme kadar 28-29 yaşlarına kadar çizgi yine benzer özelliklerde öbür ele göre. Çizginin her iki tepeden de etkilenmesi yani hem ay tepesine değmesi hem de dış Mars'tan etkilenmesi iki özelliklerden de faydalanması anlamına geliyor. Yani kendisi tek bir konuya sabit kalan bir takılı kalan bir zihne sahip değil. Yani iki yönden de iki yönlü düşünebilen bir yönü var akıl çizgisinin bu olumlu zaten bizim her zaman istediğimiz tatlı bir kavis olması e, akıl çizgisinde yani dümdüz gittiği zaman bunlar çok mental olarak kendini yoran insanlar bu yorgunluğu atması için e, hafif şöyle eğime gerek var bu da sürekli koşturan bir akıl değil e, her yöne geçen bir konuda takılı kalan bir akıl çizgisi değil bu yönde iyi. Bazen bu çizgideki bu bozukluklar omurga ile ilgili, belle ilgili de problemleri yansıtabilir buradaki. Omurilikle ilgili, omurga ile ilgili, fiziksel olarak ve da ilikle ilgili yani her türlü bu e, beyinle bağlantılı zaten hepsi. O hassasiyetlikleri de gösterebilir. Fiziksel olarak da özen göstermesi gerek. Yoğun merkür çizgileri de zaten burada uçuşan çizgiler. Yine bu sindirim sistemi ile ilgili, mide ile ilgili hassasiyetlikleri bize burada söylüyor. Karaciğerle ilgili. Bunlara da özen göstermesi lazım. Sağlığına tabii ki her zaman dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Sol ele baktığımızda kalp çizgisinde de yine aynı dönemlerde değiştiğini görüyoruz. Bakın net düzgün gelen çizgiyi şu şekilde yine aynı dönemlerde e, overlaplar yaparak kopa kopa kesik kesiken yani üst üste bine bine ilerliyor ve geniş ilerliyor. Yine bir benzerlik var sahildekiyle. Bakın bu dönemlerde değişim var akıl çizgilerinin dengesine baktığı zaman güçler dengede. Bu her zaman önemli. Yani sahildeki sağ eldeki sol ele göre daha zayıf olmayacak. Ya aynı uzunlukta olacaklar, aynı güçlü, veyahut da sağ eldeki biraz daha uzun olması gerekiyor. Şu durumda baktığım zaman eşit. Yani bu daha da gelişimi açık, daha da geliştirebilir kendisini. Beyin gücünü daha da zorlayabilir. Burada baş çıkan çizgiler, şöyle ince çizgiler yine maddi konularda çok iyi birikim yapabildiği anlamına geliyor. Maddi konularda da şanslı olacağını düşünüyorum. Zaten mevcut olan kadar çizgilerimiz de var elimizde. Bir şekilde burada şans üçgenleri de oluşuyor. Kırık kırık çizgilerden de olsa. Ama yine de ben iyi birikim yapabileceğini tahmin edebiliyorum. Birikim konusunda iyi olacak. Yani kademeli bir zenginleşme. Zaten bu evlilikte şans getirebilir ona. İyi bir evlilik olabilir o yönde. Evet bir analizin daha sonuna geldik. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp oradan bilgi edinebilirsiniz. Kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Teşekkürler.